Sabahlar günaydınlar değerli izleyenler. Bugün takvimler 23 Ocak Pazar gününü gösteriyor ve sabah haberle haber bülteniyle gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4 yıl aradan sonra bugün yeni meclisini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 50 milletvekilinin belirleneceği seçimde 403 aday yarışıyor. Sandıklar bugün saat 8'de açıldı. Oy verme işlemi 18'e kadar da devam edecek. 19'dan önce sonuçlarla ilgili haber yapılamayacak. Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak. %5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Resmi sonuçların açıklanmasının ise 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor. Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018'de yapıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor. Kıbrıs Türk halkı 50 milletvekili belirlemek için sandık başında olacak. Seçim yasakları ise saat 18'de başladı. Propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması, bu amaçla toplu SMS atılması yasak. Oy verme işlemi saat 08'de başlayıp 18'de sona erecek. Seçim ve halk oylaması yasası uyarınca saat 19'a kadar radyo ve televizyonla her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Yüksek Seçim Kurulu yasa gereğince alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. 203.792 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere yarın yapılacak seçimde 6 ilçede 763 sandık kurulacak. Sandık kurullarında 2.289 kişi görev yapacak. 3 bağımsız adayın da katılımıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'ne girebilmek için 403 aday yarışacak. %30 cinsiyet kotası uygulanan ülkede seçmenden oy talep eden adaylar sadece 131'i kadın. İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı nüfusa göre yeniden hesaplanarak belirlendi. Buna göre Lefkoşa'dan 16, Gazi Mausa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefke'den 2 milletvekili meclise girecek. Seçmenler nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebiliyor. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler kimlik kartı numaralarıyla www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede oy kullanacağım linkinden sandık numarasını ve yerini görebiliyor. Seçmenler oylarını mühür, mühür ve tercih, karma olmak üzere 3 farklı şekilde kullanabilecek. Mühürde seçmenler desteklemek istedikleri partinin ampliminin altındaki karenin içine bir defa evet mührü basacak. Mühür ve tercih kullanacak seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalem ve tercih yapılabilecek. Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var. Karmada ise mühür kullanılmayacak. Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılacak. Kural en az 23, en fazla 50 adaya oy vermek. Oyların en az 2 parti veya 1 parti ve 1 bağımsız arasında paylaştırılması gerekiyor. Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden adapas veya COVID-19 test sonucu talep edilmeyecek. Seçmenlerin COVID-19 kurallarına uyması, maske takması zorunlu olacak. COVID-19 salgını nedeniyle temaslı olan seçmenler de oy kullanabilecek. COVID-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gitmesi yasak olacak. Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak, %5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor. Ve sayın seyirciler, milletvekilliği erken genel seçiminde biz bereti olarak tüm kritik noktalarda gelişmeleri radyo ve televizyon kanallarımızla sizlere aktarmak için hazırız. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu radyo ve televizyon kanalları internet yayınlarıyla yapılacak milletvekilliği erken genel seçiminde gelişmeleri an be an sizlere aktarmak için hazır. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu her zaman olduğu gibi seçimin nabzını en doğru ve en hızlı şekilde tutarak siz değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktarmak için hazırlıklarını tamamladı. Tüm noktalardan anında kesintisiz canlı yayınlarla seçim sonuçlarını ve gün boyu yaşanan gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın statüsü, deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik münhasır bölge, hidrokarbon meseleleri, hava sahanlığı konularının Kıbrıs Türk halkının uluslararası güvenliği ve milli çıkarları için önemine dikkati çekti. Erenköy Mücahitleri Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle ancak bir anlaşma olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Güney Kıbrıs'ta terör örgütüne yasal izinle faaliyet hakkı verilmesini de şiddetle kınadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ilk olarak Zübeyir Ağoğlu, eski başbakanlardan İrsen Küçük, İsmail Soykan, Ünal Sabit ve diğer aralarından ayrılan mücahitleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlık diledi. Tatar, Erenköy direnişine işaret ederek, o günleri unutmak mümkün değildir. Erenköy denildiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Çanakkale Savaşı gibi fevkalade kritik ve önemli bir bölgedeki mücadeleden bahsedilir dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, o bölgede ve o bölge köylerinin Rum-Yunan ikilisinin saldırılarına karşı direnişinin Kıbrıs Türk tarihinde bir efsane ve direniş öyküsü olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, 1974'te Mehmetçiğin adaya adım atmasıyla hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara barışın geldiğini belirterek, 1974'te gelen barışla adada herhangi bir çatışmanın olmamasının önemli olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda eksik olan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın olabilmesi için de iki tarafın onayı gerekiyor. Yapılan müzakerelerde Türk tarafı olarak çok şeyler tecrübe ettik. Karşı tarafı bir kez daha anlama fırsatı bulduk. Annan planı ve Kran Montana gibi süreçlerin iyi değerlendirmesi lazım çünkü Rum tarafının niyetini gördük. Bizim iyi niyetimize rağmen karşı taraftan iyi niyet görülmemiştir ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın statüsü, deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik münhasır bölge, hidrokarbon meseleleri, hava sahanlığı konularının Kıbrıs Türk halkının uluslararası güvenliği ve milli çıkarları için önemine dikkat çeken Tatar, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle ancak bir anlaşma olabileceğini söyledi. Tek egemenlik Kıbrıs Türklerini azınlığa götürür diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin amacının otoritelerini Avrupa Birliği içerisinde kuzeye yaymak olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğü ve askerin caydırıcı güç olarak devamının Kıbrıs Türkleri için hayati olduğunun altını çizen Tatar, Erenköy mücahitlerinin yeni siyasete verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Abdullah Öcalan'a bir Avrupa Birliği pasaportu veriyor. Bunları yaşadık. Şimdi de PYD'ye, PKK'ya Güney Kıbrıs'ta daha da yoğunluk, daha da faaliyetlerini artırabilmeleri için yasal izin verdikleri iddia edilmektedir. Nasıl olur da bir Avrupa Birliği devleti, bir terör örgütünü bu şekilde orada yasal izinle onlara faaliyet hakkı veriyor. Dolayısıyla buradaki yanlış bir takım faaliyetler, etkinlikler, yerleşmeler ve bizim güvenimizi tehdit edecek bir takım gelişmelere elbette Türkiye tabii ki tepkisini ortaya koyacaktır. Tepkisini koymuştur. Bu da bizim için fevkalade önemli bir gelişmedir ve açıklamadır. Dolayısıyla biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hep birlikte böyle bir gelişmeyi şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Sayın seyirciler, Başbakan Faik Sucuoğlu'ndan belediye çalışanlarına müjde. Başbakan Sucuoğlu, belediye çalışanlarının da hayat pahalılığı artışlarından yararlanacağını söyledi. Başbakan Faik Sucuoğlu, katıldığı bir etkinlikte hayat pahalılığı ödeneğinin belediye çalışanlarına da yansıtılıp yansıtılamayacağına ilişkin bir soru üzerine açıklama yaptı. Sucuoğlu açıklamasında konuyla ilgili belediyelerin destekleneceğini söyledi. Kamudan maaş çekenlerin maaşlarına yansıtılacak olan %37.26'lık hayat pahalılığı ödeneğinin belediye çalışanlarına da yansıtılmasına ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirten Sucuoğlu, belediye çalışanlarının da hayat pahalılığı artışlarından yararlanacağını kaydetti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tek yanlı hareketlerden kaçınması gerektiğini kaydetti. Bu noktada aynı yerde tekrar böyle
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Yunanistan'ın bu süreçteki duruşuna ilişkin bir soru üzerine açıklama yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara menfi etkide bulunacak ve iki ülke arasındaki olumlu atmosfere zarar verecek tek yanlı gelişimlerden kaçınmasını bekliyoruz. Türkiye, NATO'nun Güneydoğu Avrupa kanadının terörizm ve göç dahil her türlü tehdide karşı savunulmasında en ön safta yer almaktadır. Aynı cephede yer alan ve Türkiye'ye destek vermesi gereken Yunanistan'ın NATO içerisindeki dayanışmaya zarar verdiği kanaatindeyim ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sayın seyirciler, şimdi de sağlıkla ilgili gelişmelere geçiyoruz. Covid-19 güncel vaka sayılarını aktarmaya çalışacağız sizlere. Ve öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile başlayalım. Son 24 saat içerisinde ülkemizde 504 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 17.374 test yapıldığını, 504 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin vefat ettiğini, 779 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 235 kişinin Lefkoşa, 116 kişinin Girne, 87 kişinin Gazi Mausa, 24 kişinin Güzelyurt, 20 kişinin İskele ve 22 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra şimdi de Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki vakalarla devam edeceğiz. Güney Kıbrıs'ta 1984, Türkiye'de ise 72.856 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 82.187 test yapıldı. 1984 pozitif vakaya saptandı. 6 kişi ise yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 417.161 COVID-19 testi yapıldı. 72.856 kişinin testi pozitif çıktı. 184 kişi ise hayatını kaybetti. Ve devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ailelere 5 ila 11 yaş aralığındaki çocuklarını aşılatma çağrısında bulundu. Birlik tarafından yapılan açıklamada aşıların 5-11 yaş grubu için güvenli olduğu vurgulandı. Ve BioNTech-Pfizer aşısı çocuk dozuyla aşılanan çocuklarda herhangi bir orta veya ağır yan etki gözlemlenmediği kaydedildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, BioNTech-Pfizer aşısı çocuk dozuyla aşılanan çocuklarda herhangi bir orta veya ağır yan etki gözlemlenmediğini, uygun doz aşıların 5-11 yaş grubu için güvenli olduğunu vurguladı ve ailelere 5-11 yaş aralığındaki çocuklarını aşılatma çağrısında bulundu. Çocukların COVID-19 ile enfekte olma olasılığının yetişkinler kadar olduğuna son yaşanan vaka artışlarının vakaların %30'unun çocuk yaş grubunda olduğunu gösterdiğine dikkat çeken birlik, çocukların COVID-19'a karşı mutlaka aşılanması gerektiğini vurguladı. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada 5 yaş üstü çocukların aşılanmasıyla COVID-19 enfeksiyonu geçirme ihtimallerinin ciddi oranda düşeceği de ifade edildi. Açıklamada ABD'nin Ekim 2021 Avrupa Birliği ülkelerinin ise Kasım 2021'den beri 5-11 yaş grubu çocuklara BioNTech-Pfizer aşısı çocuk dozu yapmaya başladığı kaydedilen açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocukların da bu aşıya erişimlerinin olmasının pandemiyle mücadele açısından çok önemli olduğuna işaret edildi. Pandeminin bu döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve tüm dünyada özellikle omikron varyantının hakim olmasıyla vaka sayılarında ciddi artış görüldüğü ifade edilen açıklamada aşısız insanlarımızın kaybedilmesini üzülerek takip etmekteyiz. Kayıplarımızı azaltmak ve hayata devam edebilmemizin yolunun maske, mesafe, hijyen, bulunduğumuz ortamların havalandırılması, aşılama ve artık enfekte kişilerin zamanında tedavi olduğu açıktır denildi. Sayın seyirciler, bugün yapılan seçimlerden dolayı ilk ve orta eğitime bir gün ara veriliyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, milletvekili erken genel seçimleri nedeniyle ilk ve orta eğitime 24 Ocak'ta bir gün ara verileceğini açıkladı. Açıklamada okulların 25 Ocak'ta açılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanacağı kaydedildi. Sınavların devam ettiği, karnelerin birkaç gün içerisinde yazılacağı da belirtilen açıklamada 31 Ocak tarihinde karnelerin çocuklara verileceği belirtildi.
Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 8.18'i gösteriyor ve sabah haberde haber bülteninin hemen arkasından gazete manşetleriyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve gazete manşetlerinde ilk önce Kıbrıs Türk basınında 23 Ocak Pazar günü gündemine dair yer alan haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. İlk gazetemiz Yeni Bakış gazetesi olacak değerli izleyenler, bakalım. Yeni Bakış gazetesi söz seçmenin başlığıyla aslında bugün yapılacak erkenli genel seçimine atıfta bulunan bir haberle manşet haberini hazırlamış oldu. Üçü bağımsız olmak üzere toplam 403 adayın yarışacağı erken genel seçimlerine bugün atıfta bulunuyor gazete. Söz seçmenin diyerek hemen detaylarını aktarmaya çalışalım. 203.792 kayıtlı seçmen bulundu. Ve bugün yapılacak seçimde Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak 50 milletvekilinin de belirleneceği belirtiliyor. Seçimlerde 8 siyasi parti yarışırken 3 de bağımsız aday yarışacak. Saat 8'de başlayacak oy verme işleminin 18'de sona ereceği bilgisi var. Saat 19'a kadar da seçim sonuçlarıyla ilgili bir tahmin veya haberin de basında aktarılamayacağı bilgisi de var. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Saat 19'dan itibaren seçimlerle ilgili ilk tahminleri, ilk sonuçları almaya başlayacağız. Seçimlerde çarşaf liste ikinci kez kullanılacak. Seçmenler mühür ve tercih ve karma şeklinde oy kullanabilecek değerli izleyenler. Covid-19 test sonuçları pozitif olanlarsa oy kullanamayacak. Teması olan seçmenler oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonunda öncelikle partilere verilen oyların sayılacağını ve seçim sonuçlarının net olarak açıklanmasının da 24 saati bulabileceğini açıkladı. Bir gün içerisinde seçimlerle ilgili sonuçlar resmi olarak açıklanabilecek değerli izleyenler. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yönde yapmış olduğu bir öngörüsü ve açıklaması var. 24 saati bulabilecek bir seçim sürecinden bahsediyoruz. Bir oy sayımı sürecinden bahsediyoruz. Saat 18'i gösterdiğinde seçimle ilgili oylama süresinin bitmesi durumunda. Ve şimdi sürmanşetle devam edeceğiz. Yeni Bakış gazetesi araç kayıt darphane gibi başlığını kullandı gazete. Bakıyoruz detaylarına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi'ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi'nin Ocak ila Kasım 2021 döneminde başta seyri sefer ruhsatı, muayene ücretleri ve yeni araç kaydı olmak üzere 23 çeşit işlemden 189.142.082 Türk Lirası gelir elde ettiği hesaplandı deniliyor. Bu anlamda haberde araç kayıt darphane gibi başlığı kullanılmış gazete tarafından. Ve devam ediyoruz. Ön sayfada yer alan diğer gelişmelere bakacağız şimdi. Devlet sen sorumluluklarını yerine getireceksin başlığı var. Ön sayfada dikkat çeken bir yer alıyor. Ömrünü kanser hastalarına yardıma adayan Raziye Koca İsmail devletin ilgisizliğinden şikayetçi dedi gazete. Detayları iç sayfalarda olacak bu haberin. Ve devam ediyoruz. Varan 1, Varan 2 başlıklarıyla aktarılan haberler var. Pantolonsuz misafir, dünyanın en güvenli ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir vatandaş sabah 5'te evlerinde yarı çıplak birisini yakaladı. Detayıyla aktarılan bir haber var. Varan 2'de ise geçtiğimiz aylarda Girne'nin göbeğinde gündüz vakti çırılçıplak dolaşan şahsın ardından Alsancak'ta da bir kişi yarı çıplak bir vaziyette yol kenarında yürürken görüntülendi. Kendinden geçti başlığıyla da aktarılan bir haber. Birbirine benzeyen bu iki gelişmenin detayları da iç sayfalarda olacak değerli izleyenler. İç sayfalardan takip edebileceksiniz. Biri Lefkoşa'da, biri Girne'de yaşanan iki farklı olay, birbirine benzerlik gösteren iki olaya dikkat çekiyor Yeni Bakış gazetesi. Devam ediyoruz ön sayfada. Görneçköy muhtarı Nevzat Akçagil'in gazeteye yapmış olduğu açıklamalar var. Hızla gelişen, büyüyen bir köy diyor Görneçköy muhtarı Nevzat Akçagil. Akçagil'in açıklamaları Yeni Bakış'ın iç sayfalarında olacak. Ve yine Anastasiadis Maraş'a karşılık Ercan'ı önerecek başlığıyla Kıbrıs sorununa ilişkin bir gelişme de yer alıyor gazetenin ön sayfasında. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Maraş'a karşılık Ercan Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesi ana eksenindeki
bir dizi güven yaratıcı önlem önereceği bir mektup göndermeye hazırlandı, ileri sürüldü diyor Yeni Bakış gazetesi. Ve bu haberle de birlikte Yeni Bakış gazetesinde ön sayfada yer alan gelişmeleri sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Ve bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakıyoruz, bir sonraki gazete Avrupa gazetesi olacak. Avrupa gazetesi değerli izleyenler. Index on Censorship her yılın sonunda gerçekleştirdiği bir anket yayımladı ve bu anketin sonucu da Avrupa gazetesinin ön sayfasında yer alıyor. Gazete sadece bu habere ilişkin bir haberle ön sayfasını ve manşet haberini aktarmış olduğu okurları için dilerseniz iç sayfalardan takip edebilmeniz mümkün olacak ve bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Kıbrıs gazetesi. Kıbrıs gazetesi de değerli izleyenler, bugün Kıbrıs gazetesi de değerli izleyenler, bugün yapılacak milletvekilliği erken genel seçimine ilişkin habere manşetini aktarmış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Cumhuriyet Meclisi'ne göndereceği 50 milletvekilini seçecek diyor Kıbrıs gazetesi. Söz seçmenin başlığıyla aktarılan bir haber oldu bu. Bakıyoruz hemen detaylarına. ...203.792 kayıtlı seçmen bulunduğu ifade ediliyor. Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018'de yapıldığı öncelikli olarak aktarılan bir bilgi haberin başında. 4 yıl aradan sonra 2022-23 Ocak'ta yeniden erken seçime gidildiği ifade ediliyor. Bugün yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için oy verme işleminin saat 8'den akşam 18'e kadar süreceği de vurgulanıyor. 203.792 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 403 aday 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'ne girebilmek için yarışacak. İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı nüfusa göre yeniden hesaplandı. Bu detayı da aktaralım sizlere. Lefkoşa'da 16, Gazi Mausa'da 13, Girne'de 11, İskele'de 5, Güzelyurt'ta 3 ve Lefke'de de 2 olarak belirlendi. Covid-19 gölgesinde bir seçim. Seçmenler mühür, dilerse mühür ve tercih ve dilerse de karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabilecek. Gazete bu tercihlere de yer veriyor. Mühür, mühür ve tercih ve karma olarak oylarınızı kullanabileceksiniz. Bu seçimde 69'a 49 santim boyutlarındaki oy pusulaları renkli değil siyah beyaz basıldı. Sandık alanlarında Covid-19'la ilgili gerekli önlemler alınacak, seçmenlere eldiven verilecek. Covid-19 salgını nedeniyle temaslı olan seçmenler oy kullanabilirken Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gitmesi yasak olacak. Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler maalesef ki oy kullanamayacak seçimde. Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak diyor gazete ve %5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Resmi sonuçların açıklanmasının ise 24 saatten uzun bir vakit alması öngörülüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı bir detaydı bu. Seçim sonuçlarının açıklanması 24 saate kadar varabilir. Kıbrıs gazetesi de bu detaya dikkat çekiyor ve ön sayfada yer alan diğer haberlerle devam edeceğiz. Öncelikle logo kenarına bakıyoruz. Kendinizi onların yerine koyun, çaresizliklerini anlayın başlığıyla logo kenarında paylaşılan bir haber var. Hava sıcaklıklarının ciddi derecede düştüğü bugünlerde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin daha da zorlaştığını vurgulayan Altın Patiler Derneği As Başkanı Curcioğlu herkesi empati yapmaya davet etti. Kendinizi onların yerine koyun, çaresizliklerini anlayın. Curcioğlu'nun açıklaması bu şekilde, özellikle bu soğuk kış günlerinde olumsuz hava koşullarında sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalışan sessiz dostlarımız için, sokak hayvanları için bir dikkat çeken haber paylaşıldı. Kıbrıs gazetesi tarafından da ön sayfada yer alan bir diğer haberle devam ediyoruz. Dikkat çekici büyüklükte bir fotoğrafla da desteklenen haber. Kazada ölen arkadaşları için sokağa döküldüler başlığıyla aktarılıyor. Pakistanlı öğrencilerin önceki gece arkadaşları Umayr Ahmad'ın hayatını kaybettiği noktada toplandı. Gemi konağı Güzelyurt ana yolunun bozuk ve karanlık oluşunu protesto ettiği aktarılıyor.
175 miligram alkollü olduğu belirtilen zanlı Muhammed Yılmaz Ünsal da dün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Detaylarını da aktarmaya çalışalım. Umayr Ahmad'ın ölümünü duyar duymaz kaza mahalline koşan Pakistanlı öğrenciler, gemi konağı Güzel Yurt Anayolu'nun bozuk ve karanlık olmasının yanında arkadaşlarının cansız bedeninin uzun süre olay yerinden kaldırılmamasına da büyük tepki gösterdi. Polisle gergin anlar yaşandı. Birkaç kez trafiği kapatma girişiminde bulunan öğrenciler daha sonra Cengizköy'den gemi konağına kadar bir yürüyüş eylemi de gerçekleştirmiş oldu sayın seyirciler. Bu şekilde hayatını kaybeden Umayr Ahmad için arkadaşları tarafından yapılan bir yürüyüş eylemi vardı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pakistanlı bir öğrenciydi Umayr Ahmad. Yeni Düzen Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Düzen Gazetesi de sigorta emeklisi isyanda başlığıyla manşet haberini bu konuya dayandırarak aktarmış oldu. Ekonomik anlamda paylaşılan bir haber, geçim derdi derinleşti diyor Yeni Düzen Gazetesi. En düşük sosyal sigorta emeklisinin maaşının 4200 Türk lirası, aylık ortalama giderinin ise 5986 Türk lirası olduğunu ifade ediyor gazete. Sosyal sigorta emeklisi isyanda başlığıyla aktarılan bir haber bu. Hayat pahalılaştı, geçim derdi derinleşti. Kamu ve özel sektör arasındaki maaş kıstası gölgesinde yeni düzenli sosyal sigorta emeklisi bir vatandaşın ay sonunu getirme sancısını araştırdı diyor. Asgari ücrete yapılan artışla birlikte en düşük sigorta emeklisi maaşının 4200 Türk lirası olduğu, elektrikten suya, akaryakıttan mutfak masrafına kadar ortaya çıkan faturanın ise bu maaşı aştığı ifade ediliyor. 4200 Türk lirası maaş alan bir sosyal sigorta emeklisinin en düşük sosyal sigorta yardım maaşı alan bir kişinin maaşının da 2746 Türk lirası olduğu ifade ediliyor. Ve burada 4200 Türk lirası alan bir sosyal sigorta emeklisinin 5986 Türk lirası civarında aylık bir gider harcaması yaptı ve bu anlamda maaş ve giderin birbirini tutmadığına ilişkin bir haber paylaşıyor Yeni Düzen Gazetesi. Detaylar iç sayfalarda olacak. Cinayet gibi kaza haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Az önce de aktarmıştık Kıbrıs Gazetesi'nde sizlere, Umayr Ahmad isimli bir öğrenci. Üniversite öğrencisi Umayr Ahmad motosikletle paket servisi yaptığı sırada alkollü sürücü Muhammed Ünsal Yılmaz'ın aracıyla çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetmiş oldu. Yine Ahmad'ın arkadaşları olay yerinde, kazanın yaşandığı yerde toplanarak bir protesto yürüyüşü de gerçekleştirmiş oldu. Hem yolun bozuk olmasından ötürü hem de arkadaşlarının uzun süre olay mahallinde ölü bir şekilde kalmasıyla ilgili olarak belli başlı şikayetler sebebiyle bir protesto yürüyüşü gerçekleştirmişlerdi. Bununla ilgili olarak sürücü 175 miligram alkollü, yasal sınırında 50 miligram olduğunu hatırlatıyor Yeni Düzen Gazetesi. Paylaştığı bu habere ek olarak yine hayatını kaybeden Umayr Ahmad'ın da bir fotoğrafına yer veriliyor. Ön sayfadaki diğer haberlere bakalım şimdi. Kıbrıs'ta Türkler bugün sandık başında. Bugün 23 Ocak Pazar günü milletvekilliği erken genel seçimi yapılıyor. Yeniden hatırlatmış olalım. Yeni Düzen Gazetesi de bugün yapılacak seçimlere atıfta bulunan bir haber paylaştı. 4 yıl aradan sonra yeniden erken genel seçime gidiyor. Kıbrıs Türk halkı 3 bağımsız olmak üzere 403 adayın yarıştığı ve 8 siyasi partinin tabii ki ve 3 de bağımsız aday olmak üzere bugünkü yarışa Kıbrıs Türk halkı sandık başına giderek kendi seçimini yapmaya çalışacak. Ve bir sonraki haber, özel röportaj kapsamında hazırlanan bir haber. Kıbrıs Dostluk Programı Kıbrıs Türk Ana Koordinatörü Simge Kahvecioğlu. İki toplumun gençleri arasında güven ilişkileri yaratmayı ve ön yargının yerini umudun almasını sağlamayı amaçladıklarını söylediği bir açıklaması var. Kahvecioğlu'nun açıklaması iç sayfalarda devam edecek.
Ve yine kırmızı ette fiyat kaosu. Üreticiler fiyatlarda zam yok dese de bazı kasaplar mecburuz diyerek fiyat değişikliğine yöneldi. Alım gücü düşen vatandaşın et tüketimi ise azaldıkça azaldı. Özellikle et fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor Yeni Düzen gazetesinin aktardığına göre. Değerli izleyenler, etteki fiyatlara da yapılan zamlara değiniyor Yeni Düzen gazetesi. Ve Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz. Bakıyoruz Diyalog gazetesine şimdi de. İzolasyon biter başlığını kullandı Diyalog gazetesi. Anastas iadesinin önümüzdeki günlerde Türk tarafına Maraş'a karşılık Ercan'ın Birleşmiş Milletler kontrolünde uluslararası trafiğe açılmasını önereceği bildirildi. Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni, güncel, önemli bir gelişme. İzolasyon biter başlığını kullandı Diyalog gazetesi bu haber için. Öneriyi Kasolidis açıkladı diyor Diyalog gazetesi. Detaylarını aktarmaya çalışalım. Rum Yönetimi Başkanı Anastas Yadis'in önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Maraş ve Ercan'la ilgili yeni bir öneri sunmaya hazırlandığı bildirildi. Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasolidis'e göre önerinin içeriği Maraş'ın eski sakinlerine iadesini, buna karşılık Ercan'ın Birleşmiş Milletler kontrolünde uluslararası trafiğe açılmasını öngörüyor. Maraş'a karşılık Ercan gelişmesi. Yabancı uçaklar gelebilecek. Rum tarafının güven yaratıcı önlemler çerçevesinde yapacağı bu önerinin Türk tarafınca kabul edilmesi halinde ise yabancı havayolu şirketlerinin Ercan'a uçuş düzenleyebileceği ifade ediliyor. Yolcular adanın her iki kesimine de geçiş yapabilecek. Kasılıdis'e göre bu önerinin hayata geçmesi halinde Kıbrıslı Türklerin izolasyon şikayeti de sonlanmış olacak. Önemli bir gelişme. Takip edilmesi gereken bir detay Kıbrıs konusunda iç sayfalardan okuyabilmeniz de mümkün olacak. Korku yarattı başlığıyla devam ediyoruz bir diğer haberle. Aşırı derecede alkol aldıktan sonra yarı çıplak vaziyette bir evin kapısına dayanan 23 yaşındaki Pakistanlı şahıs karakolda kendine geldi. Korku yarattı başlığıyla aktarılıyor bir evde yarı çıplak vaziyette bulunan Pakistanlı bir şahısla ilgili haber. Yine yazık oldu başlığıyla da 175 promil alkol tesiri altında araç kullanan ve karşı şeride geçerek motosikletlinin ölümüne neden olan Muhammed Ünsal Yılmaz'ın tutuklandığı bilgisi var. Umayr Ahmad'ın ölümüyle ilgili haber Diyalog gazetesinin de ön sayfasındaki yerini almış oldu. Önemli mesaj başlığıyla Tabipler Birliği'nin açıklaması, çocukların aşılanması için ailelere çağrıda bulunuyor. Tabipler Birliği özellikle Pfizer-BioNTech çocuk aşı dozlarıyla ilgili olarak ağır veya orta derecede bir yan etki görülmediği ifade ediliyor. Çocuklarda Tabipler Birliği'nin açıklaması bu yönde ve 5 ila 11 yaş aralığındaki çocukların da aşılanması yönünde bir çağrıda bulunuyor Tabipler Birliği. Demokrasi kazansın başlığıyla aktarılan haberde de erken genel seçimler için sandık başına gidiyoruz detayını paylaşıyor Diyalog gazetesi. Bugün seçimler var. Seçme ve seçilme hakkının kazanılmış bir hak olduğunu ve bu hakkı kullanmanın da seçimlerde oy vermenin de önemli olduğunu hatırlatarak Diyalog gazetesini de sonlandırıyoruz değerli izleyenler ve Kıbrıs Türk basınında. Bugün gazetelerin ön sayfasında yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. 23 Ocak Pazar günü gündemine dair Kıbrıs Türk basınındaki gazetelerin aktardıkları böyleydi. Ve kısa bir aranın ardından Türkiye basınıyla Sabah Haber'e devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, Sabah Haber'de şimdi sıra Türkiye basınında gazete manşetlerine geldi. Kıbrıs Türk basınında bugüne dair yer alan haberleri aktarmaya çalıştık sizlere. Özellikle seçimle ilgili haberler ve yine Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Şimdi Türkiye basınına dönüyoruz. Bakalım Türkiye'deki gazetelerde bugünün gündemine dair hangi haberler ön sayfada kendine yer buldu. Türkiye gazetesiyle başlayacağız. Türkiye gazetesi
İran doğal gaz vanasını kapatınca milli projelerin önemi ortaya çıktı. Enerjimiz bitmeyecek başlığıyla aktardığı bir manşet haberi var Türkiye gazetesinde. Enerjide tam bağımsızlık için gaz, nükleer ve yenilenebilir kaynaklar peş peşe devreye girecek. Depoları genişletiyoruz. Akkuyu doping olacak başlıklarıyla detaylandırılan bir haber. İç sayfalardan takip edebilmeniz mümkün olacak. Yine Neptün taarruzuyla Rusya'ya rest. Moskova'nın isteklerine karşı çıkan NATO yarın büyük bir tatbikata başlıyor diyor Türkiye gazetesi. Tatbikat savaşı kızıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de bir açıklaması var konuyla ilgili. İşgalin bedeli çok ağır olur diyor Antonio Guterres bu işgal konusuyla ilgili olarak. Ve bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Sözcü gazetesi olacak. Sözcü gazetesi karyolları kesiyor, zamlar vatandaşın iflahını kesiyor, lapa lapa zam başlığını kullandı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt başta olmak üzere iğneden ipliğe gelen fahiş zamlar kar topu gibi büyüdü, çığa dönüştü. Soğuk, karanlık, yokluk, diz boyu ifadelerini kullandı Sözcü gazetesi zamlarla ilgili. Türkiye'de milyonlarca kişinin yardımla geçindiğini görmezden geliyorlar. Vatandaş askıda, ekmek kuyruğunda, iktidarsa Afganistan için İvan açıyor başlığıyla bir başka haber daha bugün Sözcü gazetesinin ön sayfasında yer alıyor değerli izleyenler. Dilerseniz sayfalardan da takip edebilmeniz mümkün olacak Sözcü gazetesindeki yer alan haberleri. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi. Rüşvete fahiş zam başlığıyla bir haber yayımladı. CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylar çıktı diyor gazete. Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağ, belediyenin ortak olduğu AVM'nin satışından önce 3 milyon 300 bin lira rüşvet istedi. İş adamı ayak direyince cezalandırmak için istenen rüşvet önce 4 milyon lira ardından 5 milyon liraya kadar çıkmış oldu. Başkan Bey istiyor, kepçe olmaz, nakit ver, rüşveti kağıda yazdı şeklinde detaylar var bu haberle ilgili. İç sayfalardan takip edebilmeniz mümkün olacak. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kiracıya geçmiş zam oyunu başlığını kullandı Hürriyet gazetesi bugünkü manşet haberinde. Kimi fırsatçı ev sahipleri kiracısıyla yaptığı sözde anlaşmayı suistimal ediyor. Kiracım geçmişte zam yapmadı veya enflasyonun altında zam yaptı diye icra takibi başlatıyor şeklinde bir haber yüksek artış tahrik etti. Sözleşmeyi yazılı yapın uyarısı da var gazetenin aktardığı gelişmelerde. Ve bir sonraki gazetemiz ise Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesi kelebek çocukların Şenay annesi başlığını kullandı bugünkü paylaştığı manşet haberi için. Şenay çalışır, kelebek hastası çocuğu için giriştiği mücadelede Türkiye'nin dört bir yanındaki 370 kelebek çocuğu hayata bağladı detayı var. Yüzümüzü gülümseten bir haber, detaylar iç sayfada olacak. Sabah gazetesinden takip edebileceksiniz bu güzel haberi. Ve Cumhuriyet gazetesine dönüyoruz. Cumhuriyet gazetesi AK Parti'nin enerjisi bitti. Her sıkıştığında doğalgaz müjdesi veren iktidar ülkeyi elektriksiz bıraktı. Sanayide üretime 3 gün ara. AKP'nin enerjisi bitti başlığıyla aktarılıyor yeniden. Üreticiler şalter indirdi. Düşük basınç çare olmadı. Detayları var. Başlıklarıyla aktarılan detaylar var. Ve bir diğer haber, Türkiye dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok yardım yapan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. Yabancıya cömert başlığıyla da bu haberin aktarıldığını görüyoruz. Bulgaristan ve Romanya'daki askerler kalacak, üsler kapatılmayacak. NATO'dan olumsuz yanıt başlığı var ve son olarak da bugün ülkemizde milletvekilliği erken genel seçimiyle ilgili yapılacak halk oylaması yine Cumhuriyet gazetesinin de ön sayfasında yer aldı. KKTC sandık başına gidiyor başlığıyla aktarılan haber bugün ön sayfada görülüyor değerli izleyenler. Ve bir sonraki gazetemiz Milliyet gazetesi. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Dosta düşmana net mesajlar, el mi yaman, bey mi yaman başlığıyla da aktarılıyor bu haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikliğin gereğini yapması gerektiğini söyleyen Akar,
YPG'nin PKK'nın arkasında kim olursa olsun el mi yaman, bey mi yaman görecekler dedi. Akar'ın, Bakan Akar'ın bu açıklaması ön sayfaya yansımış oldu. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Bahçeli'den sert tepki, arkasına sığınanlar daha edepsiz başlığıyla aktarılan bir diğer haber var. Ve ilişkilerde yeni perde başlığıyla da aktarılan bir haber görüyoruz. Doğalgaz kesintisi konuta yansımayacak diyor Milliyet gazetesi. Akşam gazetesi. Değerli izleyenler, son gazetemiz olacak Türkiye basınında. Adımı gören kitabımı almaz. İsmi kim milyoner olmak ister de sorulan Macar felsefeci Benz Nanay gördüğü ilgiden şaşkın. Türkiye'de adım ünlü ama ben değilim dedi. Ve edepsiz propagandist tutuklandı başlığıyla aktarılan bir diğer haber. Ve İETT yine faciadan döndü. Yolcular büyük korku yaşadı deniliyor. Bu haberin de sayfalarda detayları yer alıyor. Takip edebilmeniz mümkün olacak. Ve akşam gazetesiyle birlikte de Türkiye basınında da 23 Ocak Pazar gününe dair yer alan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve bu şekilde aslında sabah haberinde sonuna gelmiş bulunuyoruz sayın seyirciler. Ve değerli izleyenler, öncelikle saatlerimiz 10'u gösterdiğinde kısa bültende, ardından da saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde gün ortasında günün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle tabii ki sizlerle birlikte olmaya ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden seçme ve seçilme hakkının bir kazanılmış bir hak olduğunu ve özellikle de bugün milletvekili yerken genel seçiminde oy vermenin nedenle önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Oy kullanmak için bugün sandık başına gidelim hep birlikte. Yine bir gün içerisinde de Yüksek Seçim Kurulu'nun öngördüğü şekilde bir gün içerisinde sonuçlar açıklanacak, resmi seçim sonuçlarına ulaşacağız. Saat 19'dan itibaren de BRT ekranlarından seçim sonuçlarını takip edebilmeniz mümkün olacak resmi kurallar çerçevesinde. Tabii ki saat 10'da kısa bültende yeniden görüşmek üzere diyelim. Mutlu bir pazar günü sizin olsun. Hoşça kalın.